Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Çöpçüler Kralı inceleme videomuza hoş geldiniz. Geçmiş yıllarda nerede çekildi videosunu yaptığımız Çöpçüler Kralı'nı iliklerine kadar inceleyeceğiz. Film Cihangir Güneşli Sokak'ta çekilmiştir. Kapıcılar Kralı filmi de Güneşli Sokak'ta, başka bir apartmanda çekilmiştir. Güneşli Sokak'ın adı Kemal Sunal Sokak olarak değiştirilmiş. 1978 yılında gösterime giren Çöpçüler Kralı filminin yönetmeni Zeki Ökten'dir. Senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmde Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Guruda, İhsan Yüce, İlyas Salman, Erdal Özyağcılar ile birlikte nice usta isimler yer almıştır. Oyuncular bu filmde rol yapmamış, o anı yaşamışlar. Ahmet Sezeral bu filmde yönetmen yardımcılığı yapmış. Ayrıca Ekmek Kuyruğu'nda yardımcı oyuncu olarak çok kısa da olsa Ferdi Akarnur'u görmekteyiz. Detaylara geçmeden önce filmde en çok sevdiğiniz replik hangisi yorumlara yazın. Kemal Sunal bu filmi çektiği yıl oğlu Ali Sunal dünyaya gelmiştir. Filmdeki karakterlere gelince Kemal Sunal Çöpçü Abdi, Şener Şen Zabıta Amiri Şakir, Ayşen Guruda Hizmetçi Kız Hacer karakterlerini canlandırmış. Film çekildiği yıl Kemal Sunal ve Ayşen Guruda 33, Şener Şen 36, Erdal Özyağcılar ise tam tamına 29 yaşındalarmış. Hacer'in kaçak sigara satan illegal abilerinden biri olan Necdet Doğan, filmin aynı zamanda yapım sorumlusudur. Kendisi maalesef 2011 yılında aramızdan ayrılmış. Kibar Feyzo filminde işçilerin parasını dağıtan, onlar sendikalı diyen Yeşilçam oyuncusunu bu filmde ayakkabısını boyatan kişi olarak görmekteyiz. Film müziği Özdemir Erdoğan'ın Gurbet adlı şarkısıdır. Bora Ayanoğlu'na ait Yunus adlı, yani Ay Yüzlü müziği olarak bildiğimiz müzikle birlikte Ahmet Cemil Cankat'a ait Makaram Sarı Bağlar müziklerini duymaktayız. Şener Şen bu filmle 15. Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. Halime bak, dertli çal, kemancı, başımın tacı. Filmin senaristi Umur Bugay da aynı festivalde en iyi senaryo ödülünü almıştır. Kemal Sunal'ın İlyas Salman'la oynadığı iki filmden biridir Çöpçüler Kralı filmi. Diğer film ise Kibar Feyzo filmidir. Hacer'in sigara kaçakçısı abisinin kaçak sigara satarken bir diş hekiminin tabelası görünüyor. O kişi Profesör Doktor Ercüment Konukman. Bu isim yıllarca milletvekilliği yapmış, uluslararası devlet görevlerinde bulunmuş. 2014 yılında vefat. Emredersiniz kumandanım. Ufukta bir şey yok kumandanım. Aa, bizim kumandan şehit olmuş. Daha ölmedim. Çabuk sıhhiyeyi çağırın. Niye, yaralı mı var? İki devlet memuru arasında tercih yapıp sonrasında mutsuz olan bir kadının hayatıdır Çöpçüler Kralı. Sevdiği kız uğruna annesini bile ezip evinde süt dökmüş kedi olan kılıbık zabıta amiri Şakir'in hayatıdır. Sırtını devlete yaslamış, emekliliği ve sigortası olan bir iş bulmuş, tek amacı evlenip yuva kurmak olan Çöpçü Abdi'nin hikayesidir Çöpçüler Kralı filmi. Çöpçüler Kralı filmi yalnızca bir sinema filmi değil, aynı zamanda belgeseldir. Günümüzden 70'li yıllara doğru bakmamıza olanak sağlayan bir belgesel. Filmin hem komedi hem de dramatik bir yapısı vardır. Onlarca yıl geçse de eskimeyecek, bıkmadan izlenecek bir şaheserdir Çöpçüler Kralı filmi. Keşke ikincisi de çekilseymiş dediğimiz bir filmdir. Filmin boş bir sahnesi yok. Her karesi farklı bir anlam taşıyor. Mafyasız, villasız, holdingsiz gerçek bir hayat hikayesi. Abdi'nin kendisini basına tanıttığı konuşmada Yozgat Şefaatli'den İstanbul'a geldiğini öğreniyoruz. Büyük şehire göç eden Abdi'nin şansı iyi gitmiş ki bir şekilde çöpçü olabilmiş. Anadolu'dan büyük şehire göç eden başka bir aile ise Hacer'in ailesi. Hacer gündelik temizlikçi, erkek kardeşlerinin ise kaçak sigara satıcılığı, ayakkabı boyacılığı ve ototeyip hırsızlığı gibi işlerle ilgilenmesi dönemin düzenine yapılan bir göndermedir. Anadolu'dan büyük hayallerle büyük şehirlere göç eden binlerce ailenin karşılaştığı gerçeği çok güzel anlatmışlar. İstanbul'un o kirli ve mat renginden havasına kadar çok güzel işlenmiş, sefaletin çekildiği, orta düzey ve alt gelirli insanların iç içe yaşadığı bir mahalle olarak görmekteyiz. 70'li yılların İstanbul mahallelerindeki sabah telaşını da görebiliyoruz. Gazeteci çocuk, işine yetişmek isteyen insanlar, kömür yakımlarından kaynaklı isli sokaklar, camdan cama dedikodu yapan kadınlar, saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca örnek vardır. Fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi Beyoğlu Belediyesi'nde çalışan görevli Mehmet Konuk. Kemal Sunal film çekimlerinden 15 gün önce gerçek bir çöpçü olan Mehmet abimizi gözlemlemeye başlar. Hal ve hareketlerini, gündelik işini takip eder. Mehmet Konuk'tan alacağını aldıktan sonra yanına helalleşmeye gider.
ve onu izlediğini söyler. Mehmet Konuk Kemal Sunal'ı görünce çok şaşırır ve çok sevinir. Ancak bir ricası olduğunu söyler. Kemal abimiz para istediğini düşünerek para mı istiyorsun der. Mehmet abimiz hayır efendim para değil. Filmde benim süpürge ve kovayı kullanır mısın der. Kemal abimiz kabul eder. Mehmet Konuk son olarak aman Kemal abi süpürgenin ve küreğin başına bir şey gelmesin. Devlet malıdır. Bana zimmetli der. İşte filmde Çöpçü Abdi'nin sık sık söylediği söz buradan gelmektedir. Aslında o süpürge gerçekten Kemal Sunal'a gerçek bir çöpçü olan Mehmet Konuk tarafından zimmetlenmiştir. Bunları ne tıkıyorsun buraya? Bahçeye koysana. Yürütürler be. Sen ne diyorsun? Devlet malı bunlar. Bahçeye konur mu hiç? Devlet malıdır efendim. Belediyeden üstüme zimmetli. Kaybedersem ödetirler vallahi. Mehmet Konuk 2018 yılında maalesef aramızdan ayrılmış. Abdi'nin sürekli zimmet vurgusu yapması kendisinin önemli bir yerde önemli bir iş yaptığını düşünmesinden kaynaklıdır. Kısacası Abdi kendisini önemli bir yerde görmektedir. Abdi'nin gazino sahibiyle pazarlık yaparken emekliliğim var, sigortam var demesiyle sırtını devlete yaslamanın nasıl bir rahatlık olduğunu görebiliyoruz. Kovarlar sonra belediyeden. Benimkisi sağlam bir meslek. Emekliliğim var, sigortam var, yılda iki takım elbise. Abdi sınıf ayrımının farkındadır. Kapıcı İsmail'in zabıta bununla evlenecek dedikten sonra o koskoca belediyenin amiri kala kala buna mı kaldı demesiyle bunu anlayabiliyoruz. Farklı bir sahnede yine aynı sözü tekrarlar. Oğlum zabıta bununla evlenecek. Yok deme. O koskoca bir belediyenin amiri kala kala buna mı kaldı? Koskoca bir belediyenin amiri hizmetçiye gönül verir mi? Güzel adamım güzel dediği sahne gerçekten öyle. Ben o sahnedeki sözü Abdi değil de sanki Kemal abimiz kendisi için söylemiş gibi geliyor. Gerçekten de güzel adamdın sen Kemal abi. Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın anlatmasına göre Kemal abimiz filme ve rolüne daha iyi hazırlanabilmek için çekimler boyunca, çekim öncesinde ve çekim sırasında sürekli evde çöpçü üniformasıyla dolaşmış. Film 3 bölümden oluşmaktadır. Her yeni bölüm gazeteci çocuğun haberleriyle başlar. Gazeteci çocuk ilk başta maaş artışlarını haber verir. Ne yazıyor bugün? Memur maaşlarına zam gelmiş. Yaşa lan kaç kağıt? Derecene göre 750 ile 1000 arası. Dullara da var mı evladım? Bu karı da gazete almaz beleşçi. O haberle birlikte Abdi aşık olur. İşleri yolunda gider. Ne bakıyorsun be? Filmin ortalarında kötü haber verir. Siyasi olaylar, cinayetler, banka ve trafik kazası gibi. İşte burada Abdi için artık kötü gidişat başlar. İyi haberin var mı? İki kişiyi kurşuna dizmişler, bir de banka soyulmuş. Yok be. Başka? Bir kahveye bomba koymuşlar, 30 yaralı var. Başka? Hacer Abdi ile evlenmekten vazgeçer. Kapıcı İsmail'in yani arkadaşının kurbanı olur. Başını belaya sokar. Git yakala kızı, çık üstüne. Çıkacağım. Kapat ağzını. Ondan sonra vermesinler bakalım. Gidiyorum. Şarkıcı yolunda şansı iyi gidiyor gibi gözükse de sonradan gazinodaki halk tarafından kovulur. Filmin sonunda gazeteci çocuk hükümetin düştüğünü haber verir. Hükümet düşürülmüş. Yok be hayret. Kim gelecek başa? Bilmiyorum. Yeni hükümet kurulacak. Abdi için her şey geçmişte kalmıştır. Yeni bir hayat, yeni umutlar vardır. Hatta başka bir temizlikçi kıza platonik olarak aşık olur. Kısır bir döngünün içerisindeki hayatına yeniden başlar. Yeniden umutlanır. Hükümet yalnızca siyaseten değil, Şakir'in evinde de düşmüştür. Şakir'in evinde tüm güç annesindeyken hükümetin düşmesiyle de büyük güç Hacer'in eline geçer. Ülkenin sıkıntılarını bir sokağa sığdırmak ancak bu kadar başarılı olur. Piyasada kara borsanın olduğu, şeker ve yağ için tüp kuyruklarına girildiğini görebiliyoruz. Çöp kamyonunun gelmemesi... Şikayet var mahalleden. Neymiş? Çöp kamyonu bir haftadır gelmiyor amirim. Bu hususu merkeze ileteceğim. Vatandaşın bana tüp bul demesi... Buyur ne istedin? Bana tüp bul be evladım ne olur. Kapıcı defolup gitmiş. Çok güç, muazzam kuyruk var. Ve izdihamlar dönemi en iyi anlatan sahnelerdir. Burada bu sözlerimin çarpıtılmasını istemiyorum. O zamanlarda yağ, tüp, şeker kuyruğundaki insanların mutluluklarını ve samimiyetini yüzlerinden okuyabiliyoruz. Günümüzde o mutluluğun yerini mutsuzluk ve asık suratlar aldı. Sevgiden, saygıdan uzak, fitne ve fesatın eksik olmadığı, ayrıştıkça ayrıştığımız bu günlerin sonu nereye varır bilinmez. Abdi kalacak yeri olmadığı için kahvehanede kalmaktadır. Kahvehanedekilerin para toplayıp taksi ile kız göndermesi bile samimiyeti ve dostluğu yansıtır. Günümüzde kimse kimseye kahvehanesinde yatmasına izin vermez. Hatta çekim yapmasına dahi izin vermez. Kılıbık filmi çekimlerinden de biliyorsunuz. Kahvehanede çekim yapmamıza izin vermez.
etmemişlerdi. Zaman hepimizden, insanlıktan çok şeyler götürmüş. Bunu Yeşilçam filmlerinden de anlayabiliyoruz. Abdi mahalle sakinlerini öyle bir gözlemlemiş ki ne zaman nerede yapacaklarını artık ezberlemiş. Yere tüküren adam bunun en güzel örneği. 7,5 Muadelet Tibet'in canlandırdığı mahalle sakinlerinden teyzemizin Abdi'ye çay vermesi ne kadar içten ve samimi bir davranış. Ama çay ikramından önce kedileri doyuran teyzeye Abdi'nin insanın kedi olası geliyor demesi çok ince bir mesaj. Çöpçü olduğu için kedi kadar ilgi ve değer görememesi ve bir kedi kadar karnını doyuramadığı için o sözü söylüyor. O sözün ardından teyzemiz gerekli mesajı alıyor ve Abdi'ye çay ikram ediyor. Teyze! İnsanın kedi olası geliyor valla. Dur sana sıcak bir çay getireyim de iç. Kızının namusuna söz getirmek istemeyen bir aile düşünün. Bu da tabii ki Hacer'in ailesi. Namustan bahseden bu aile kızını kendi menfaatleri için zabıta amirine mi satalım, çöpçüye mi satalım pazarlığındadır. Söz konusu menfaatler olunca namus arka planda kalmakta. Çıkara dayalı ilişkileri ve iki yüzlülüğü görebiliyoruz burada. Hacer de aslında ne Abdi'ye ne de zabıta amirine değer vermektedir. Hacer'in aslında değer verdiği para, mevki, makamdı. Yani amacı sınıf atlamaktı. Filmin en güzel karelerinden biri bence Abdi'nin ekmek sırası beklerken arkasını dönüp Hacer'e baktığı karedir. Hacer'in Abdi'ye hiç pas vermeyişi ancak işi düştüğü zaman samimiyet kurmasıyla insanların çıkara dayalı ilişkiler kurduğunun göstergesidir. Filmdeki Hacer günümüz kızlarının birçoğunun özetidir maalesef. Ne bakıyorsun be? Bana da alır mısın? Alırım ama amirim kızar. Abdi'nin uyumayın evleniyoruz burada dediği sırada bir gencin evlilik heyecanını ve sevincini çok güzel anlatmışlar. Evlilik zor iştir. Günümüzde de gerçekten çok zor. Tutsana oğlum! Zaptel! Herkes uyuyor. Yazacağım bunu gazeteye. Uyumayın pezevenkler, evleniyoruz burada. Ya haylalar yayla. Şakir'in Hacer'e sabret, şu annem ölsün, ev bize kalacak demesiyle yine sınıf ayrımını anlayabiliyoruz. Sabret! Şu annem ölsün, ev bize kalacak. Terfi de edeceğim. Efsane sahnelerden biri, Hacer'in abisi karakterinde olan Erdal Özyağcılar'ın anasını mı öldürsek baba demesidir. Şakir Hacer'i alabilmesi için annesinin ölmesini beklemektedir. Hacer de ailesine Şakir'in bu söylediğini söyler. Anasını mı öldürsek demesi, Hacer'i bir an önce amirle evlendirmek istemeleridir. Allah onun boyunu devirsin. Anam ölmeden isteyemem seni diyor. Anasını mı öldürsek baba? Geç işine lan eşi oğlu. Şakir'in annesi Hacer'i istemez. Çünkü oğlu koskoca zabıta amiridir. Yani Hacer'i oğluna layık görmez. Söz konusu çöpçü olduğunda Şakir'in annesi Hacer'e bu devirde daha iyisini mi bulacaksın diyerek yine sınıf ayrımının yapıldığını görebiliyoruz. Çiçim gibi anguta. Amir olmasına rağmen veresiye defterine yazdırması da trajikomik bir durum. O dönemde amir de olsan, çöpçü de olsan geçim derdin var. Anne kıymayla ne istemiştin? Yarım kilo kıymayla 2 kilo patates al. Bana aldığını söyle deftere yazsın. Abdi'nin şarkıcı olduğunu gören baba, bayağı da güzelmiş bu eski damadım dediği sahne hepimizi güldürse de hayatın gerçeğini yüzümüze tokat gibi vuran bir sahnedir. Bayağı da güzel adammış bu eski damadım ya. Aslında Hacer'in mutluluğunu düşünen yok. Tüm aile kendi çıkarlarını düşünmektedir. Hacer de kendi çıkarlarını düşünmektedir. Bak şu çöpçünün bana yaptığı işe dediği sahne bunun filmdeki örneklerinden yalnızca biridir. Bak şu çöpçünün bana yaptığı işe. Ne oluyor kız? Kendine gel. Nişanlın yanında. Çünkü aynı Hacer daha önce şarkı söyleyen Abdi'yi sesi de güzel olsa bari diyerek aşağılamasıyla bunu görebiliyoruz. Yandı ha yandı. Sesi de güzel olsa bari Merzifon eşeği gibi anlarıyor. Abdi Hacer'i istemeye gittiği sahnede evin önündeki diyalogta da aslında ince bir mesaj var. Hacer'in babası Abdi'ye gel bakalım onbaşı diyerek ona çöpçü diye hitap etmek istemiyor. Abdi ise ısrarla onbaşı değil diyor. Hacer'in babası Abdi'ye onu söyleyerek aslında Abdi'yi üst sınıfa koyarak onu onura etmek istiyor. Gel bakalım onbaşı. Onbaşı değil. Ne zahmet ettin bu onbaşı? Yo onbaşı de. Canım her ne boksa işte. O sahnede ve yüzük takmaya gittiği sahnede Abdi'nin birer kutu şeker getirmesi çok derin bir mesaj. Çok kıymetli şeker var içinde diyerek dönemin şeker kıtlığına bir kez daha vurgu yapılıyor. Nişanlıma ver. Çok kıymetli şeker var içinde. Yine Abdi Hacer'i istemeye gittiği sahne sırasında babanın Abdi'nin tabağındaki köfteyi aşırmasını eminim birçoğunuz fark etmişsinizdir. O sahnede bizleri güldürmeye yetmekte. Çok konuşan aşından olur tabii. Kızınız beni kalpten seviyor. Yıldırım aşkıyla tutuldu bana.
Çiçeğimle şekerimi geri verin dedikten sonra çiçeği yere atıp şekeri yemesi de efsane sahnelerden biridir. Şekerimle çiçeğimi geri verin. Dikkat edin lan. Sıçmayayım çiçeğine be. Hacer'i zabıta amiri Şakir'e verdiklerini öğrenen Abdi'nin isyanı bundan sonra böyle çalışmayacağım demesiyle başlar. Oo, gel keyfim gel. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Filmde eski eniştemiz sözünü iki yerde duymaktayız. O sahneleri kısaca hatırlayalım. Çöpçü geçti mi çöpçü? Ne çöpçüsü? Eski eniştemiz. Sesliyim eski eniştene. Eski eniştemiz baba. Bir de vuracaktık herifi. Allah Allah. Bizim kızın da hiç şansı yokmuş be. Babanın menfaatçi olduğunu o sözlerle bile anlamaktayız. Babası sigara içerken kül tablasını her seferinde babasının el hizasına kadar kaldıran saygıda kusur etmemesi de en güzel sahnelerden biridir. Hacer'in ev detayı Anadolu'dan şehre göç etmiş olduklarını çok iyi vurgulamışlar. Duvar halısı, perdeler, sedir ve minderler, mutfaktaki terek, duvarda asılı kuru biber, sarımsak ve mısır, kapıya asılmış havlu, piknik tüpünde yapılan köfte gibi birçok örneği var. Filmde Hacer'in evinde Abdi ve Şakir kayınbabalarının huzurunda şarkı söyler. Abdi'nin şarkısı Ay Akşamdan Işıktır. Amir'in söylediği şarkı ise Unutulmaz Bu Acı şarkısıdır. Sınıf farkını şarkılarda bile görebiliyoruz. Hacer elin çocuğuna eyle işin yoksa dedikten sonra Abdi'nin ne yapacaksın geçim derdi zor demesiyle dönemdeki geçim derdini bu sahnede de bizlere yansıtmışlar. Elin çocuğuna eyle işin yoksa. Öyle ne yapacaksın geçim derdi zor. Çöpleri karıştıran küçük gariban çocuklar ile ülkenin o dönemde bulunduğu durumu ve geçim sıkıntısını daha iyi anlamaktayız. Abdi'nin parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği belki de filmin en iyi repliklerinden biridir. Kemal Sunal'ın o sahnede gözlerindeki ışıltı, masum bakışı o kadar gerçekçi ki o anı oynamayıp yaşadığını seyirciye çok iyi yansıtmış. Belediyemizin parkına hoş geldiniz efendim. Sözü ile Abdi belediye alanlarını öyle bir sahiplenmiş ki adeta kendi mekanı gibi görmekte. Belediyemizin parkına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Abdi gazetecilere kendisini tanıtırken okumam yazmam ilkokulun 3'üne kadar derken mimikler ve kasılması o yıllardaki eğitim düzeyini az da olsa sergilemektedir. Hayat şartları ve geçim derdinden dolayı o yıllarda okumak oldukça güçtü. Abdi de ilkokulun 3'üne kadar okumuş ve belediye kadrosunda çöpçü olmuştur. Günümüzle kıyaslandığında bırakın ilkokul 3'ü, lise mezunu olsan bile kadrolu çöpçü olmak gerçekten çok zor. Okumam yazmam ilkokulun 3'üne kadar olup sicilim son derece temizdir. Şakir'in Hacer için annesinin ölmesini istemesi, annesinin fenalık geçirdiği sırada "Oh gidiyor karı" diyerek sevinmesi, hatta daha da ileri gidip annesini camdan atmasıyla bir erkeğin bir kadın için neler yapabileceğini göstermişler. Tabii bu tüm erkekler için geçerli değil. Gazinoda şarkı söylerken yanlışlıkla girip ilk şarkısını söylediğinde kadınlar matinası olduğu için orta düzeyli insanları görmekteyiz. Bu insanlar çöpçüye değer verirler. Ama Abdi'nin gazinodaki ikinci sahne alışında üst sınıf insanlar olduğu için bizim çöpçü Abdi'yi beğenmezler. Bu da verilen ince mesajlardan biridir. Bu arada gazino görevlileri Abdi'yi tutup götürdükleri sırada Abdi'nin seyirciye selam vermesi bile yüzümüzü güldürmeye yeter. Hacer'in babası Abdi'nin adını bile zikretmeden çöpçü diye hitap ederken şarkıcı olup sınıf atladıktan sonra Abdi Bey demesi menfaat ilişkilerinin küçük bir örneği. Olur. Söyle çöpçüye yarın gelip istesin seni. Elimi sallasam 50 tane hanımefendi peşimde. Abdi Bey, bizi affet. Kapıcı İsmail, o kendi başına bu işi beceremez. Muhakkak bir namussuz akıl verdi dediği sahnede arkadaşını masum gibi göstermeye çalışması aslında kendini aklayıp bu işten sıyrılmak istemesidir. Çünkü aklı veren kendisidir. Git yakala kızı, çık üstüne. Çıkacağım. Kapat ağzını. Ondan sonra vermesinler bakalım. O kendi başına bu işi beceremez. Muhakkak bir namussuz akıl verdi. Hacer ve abileri hep beraber evden çıktıktan sonra Erdal Özyağcıların ayağının taşa takılmasını sizler de fark etmişsinizdir. Bu sahneyi tekrar çekmek yerine doğallığın kalmasını tercih ettiklerini düşünüyorum. Zaten o yıllarda filmler makara bantlara çekildiği için imkanlar kısıtlıydı. Belki de bant sıkıntısı nedeniyle tekrar çekilmemiştir. Aslında hataları olsa da Hacer'i gerçekten seven zabıta amiri Şakir'dir. Çünkü kendisinden alt sınıf birini sevmekte ve hiçbir karşılık beklememektedir. Abdi ise şöhret olunca peşinden koştuğu ve çok sevdiği kıza uyuz diyerek ve ailesini aşağılayarak sevgisinin derecesini göstermiştir. Benim istikbalim parlar. Biraz sonra güneş gibi doğacağım.
Sizin o uyuz kızınıza kalmadım. Dur bakayım. Ertuğrul Bildan'ın yaza yaza düşürdüm hükümeti demesi filmin en büyük mesajıdır. Este yaza yaza düşürdüm hükümeti. Bu düşürmüş. Mahalledeki sıkıntıları ve ülkenin sıkıntılarını sürekli gazetede dert köşesine yazan gazetecinin hükümet düştükten sonra yaza yaza düşürdüm hükümeti sözüyle o dönemde gazetecilerin hükümet üzerindeki etkisini görmekteyiz. Bu sözü derinlemesine incelesek olsak belki yeni bir video daha çıkar. Filmin sonunda kısır bir döngü anlatılmakta. Her şeyin aynı şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Filmde Abdi karakteri aslında hiç de iyi biri değildir. Temizlikçi kızların bacaklarına bakan, insanların arkasından konuşan, kuyruklarda rüşvet vererek kul hakkına giren, mahallelinin ekmeğini sütünü içerek haram yiyen, çöpten naylon leğen ve kağıt toplayan çocukların elinden leğeni alan, Hacer'in boyacı abisine amirini şikayet edip hatta onu vurun gitsin diyen, benim de canımı okuya şöyle çek, vurun gitsin. Sabahın köründe yüksek sesle şarkı söyleyip insanları rahatsız eden, sevdiği kıza tecavüze yeltenerek kendisiyle evlenmeye zorlayan bencil biridir çöpçü. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.